Türkiye'de yaşanan başkanlık sistemi tartışmaları aslında Musul ve Başika'dan bağımsız ele alınamaz. Tayyip Erdoğan başkan olabilmek için kendisine bir başarı öyküsü arıyor. Bu başarı öyküsünün bir ayağı Musul ve Başika operasyonudur. Eğer Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı uluslararası güçler tarafından Musul'da, Başika'da ve bölgede denklem dışına itilmemiş olsaydı şu anda başkanlığa belki kendince bir adım daha yaklaşabilirdi. Ancak Türkiye Tayyip Erdoğan'ın mezhepçi politikaları, çatışmacı politikaları yüzünden bölgede denklem dışına itilmiştir. Ve dün gece yapılan açıklamalarla birlikte AKP iktidarına ve saraya aslında uluslararası güçler tarafından bir teselli ikramiyesi verilmiştir. Şu anda Tayyip Erdoğan kendisine başkanlık yolunu açabilmenin Musul'dan geçtiğinin farkındadır. Çünkü bir başarı öyküsüne ihtiyacı vardır Tayyip Erdoğan'ın. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yıpranan Türk Silahlı Kuvvetleri için de bir başarı öyküsü aranmaktadır. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri bizzat AKP iktidarı eliyle iğdiş edilmiş, yönetilemez hale getirilmiş, darbe ile birlikte de tüm otoritesini kaybetmiştir. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem Tayyip Erdoğan'a aranan bu başarı öyküsü ne yazık ki Musul'da Başika'da aranmaktadır. Tayyip Erdoğan'ın başkan olabilmesi mümkün değildir. Tayyip Erdoğan hiçbir zaman başkan olamayacaktır. Çünkü başkan olmak demek Türkiye'nin rejimini değiştirmek, Türkiye'nin federasyonlara bölünmesi demektir. Türk milleti böyle bir operasyona böyle bir siyasi hamleye geçit vermez. Devlet Bahçeli her ne kadar Tayyip Erdoğan'a destek verse de bu desteğinin de Tayyip Erdoğan'ı başkanlık koltuğuna oturtamayacağını hep birlikte göreceğiz. Biz parlamenter sistemin güçlendirilmesinden, parlamenter demokrasinin güçlendirilmesinden yanayız. Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk 1930'larda elinin tersiyle itmiştir. Daha padişahlıktan yeni kurtulduk. Kendinize yeni padişah mı arıyorsunuz diyerek başkanlık heveslerine kapıyı kapatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığa ilişkin görüşü Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşleridir. Tayyip Erdoğan başkan olabilir mi? Bir kez daha söylüyorum. Tayyip Erdoğan başkan olamaz olamayacak. Türkiye'nin ne koşulları buna uyar ne Türk milleti tek adam diktatörlüğüne kendi eliyle izin verir. O yüzden bu sevdadan hem Devlet Bahçeli'nin hem Tayyip Erdoğan'ın hem de AKP iktidarının bir an önce vazgeçmesi ve Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerekir. Başkanlık Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacıdır. Bakın dün başkanlık hevesinin nerelere uzandığını akademik yıl açılışında bir kez daha gördük. Akademik yıl açılışının sarayda yapılması başlı başına bir skandaldır. Tayyip Erdoğan bu skandala imza atmakla yetinmemiş, rektörlerin atanması yönteminin de değişmesi gerektiğini söylemiştir. Ne olacak? Zaten kendi istediğinizi atıyorsunuz. Ama bunu da istemiyorlar. Meclise getirmek istedikleri bir düzenlemeyle, bunu belki KHK ile de yapabilirler, onun formülünü arıyorlar. Cumhurbaşkanı, seçimsiz bir şekilde rektör atamak istemektedir. Bakın kendisi seçilen kişiyi istediği şekilde atama yetkisine sahipken oradaki göstermelik seçimlere dahi katlanamamaktadır. Ve ne istemektedir? O seçimlerde kaldırılsın ben istediğim bir öğretim görevlisini rektör olarak atayım demektir demek istemektedir. İşte Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki başkanlık modeli budur. Tek adam anlayışına dayalı, milletin iradesini hiçe sayan ve ben ne yaptıysam olur, ben ne dersem o olur anlayışıdır. Bu anlayışın Türkiye'yi herhangi bir yere götürmeyeceği çok açıktır.